Özellikle günün tarihini üzerine basa basa değerli izleyiciler altını çize çize belirtmek istiyorum. 21 Temmuz Cumartesi günündeyiz. Burası Akçay. Kemer Barajı'ndan bırakılan sular bu Akçay aracılığıyla değerli izleyiciler Nazilli altında Hükmendeniz Nehri ile buluşuyor. Bozdoğan Belediye Başkanı ve Sulama Birliği Başkanı Tümer Apaydın işte Kemer Barajı'ndan sular bırakılıyor. Tabii ki sular buradaki üreticilerimizin önünden akıp gittiği için müdahale yer yer yapılıyor. Ama jandarma ekipleri de sürekli devreye geziyor. Devlet Su İşleri sürekli devreye geziyor. Nazilli'ye, Aydın'a, Yenipazar'a, Koçarlı ve Sök Ovalarına bu su ulaştırılmaya çalışılıyor diyor. Söke'nin sıkıntısı da hayır biz su bulamıyoruz. Bizim suyumuza müdahale ediliyor yönünde oluyor değerli izleyiciler. İşte 21 Temmuz Cumartesi günündeyiz. Bu görüntüyü elde ediyoruz. Ve vahim bir açıklama geldi değerli izleyiciler. Suyun bu şekilde akmasıyla birlikte 10 gün içerisinde Kemer Barajı'nda suyun tamamen dip yapacağı ve tükeneceği yönünde. Bu yönde Sulama Birliği Başkanı Tümer Apaydın açıklama yaptı. Az önce de izlediniz değerli izleyiciler. 21 Temmuz tarihinde Akçay'ın üzerinde anons çekmiştik. Demiştik ki 10 günlük su kaldı. 31 Temmuz tarihindeyiz ve Ağustos ayında çiftçiyi susuz bir yaz bekliyor demiştik. Ve değerli izleyiciler, işte susuzluğun resmi ekranlarınıza geliyor. Burası Menderes Nehri. Özellikle burada anons çekmek istedik değerli izleyiciler. Kemer Barajı'ndan su çıktıktan sonra Akçay aracılığıyla Menderes Nehri'ne ulaşıyordu. Biz suyun çıkış noktasından suyun Ege Denizi ile buluştuğu noktaya geldik ki o nedenle burada anons çekiyoruz. Burası artık değerli izleyiciler Menderes Havzası'nın sonu. İşte yaklaşık 3-4 kilometre sonra Ege Denizi ile buluşuyor Büyük Menderes Nehri. Ama işte değerli izleyiciler kuraklığın resmi burada. Dikkat çektiğimiz gibi havza boyunda birçok arazi sulanamadı. Ağustos ayında da su yok. Çünkü Kemer Barajı'nın kapakları kapandı değerli izleyiciler. Şimdi bu bir afet. Aslında burada su kavgasında çok bu afet planlamasının yapılıp bir an önce devreye girmesi ve Aydın'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Evet. Ya başka çaremiz yok. Bu su kimseye yetmeyecek sonuçta. Çünkü geçen senenin 1/3, 1/4 su var. Evet. Yani Söke oradan istese, Koçarlı oradan istese, işte Bozdoğan memnun değil, Nazilli memnun değil, Koçarlı memnun değil, Aydın memnun değil, Söke memnun değil. Burada devlet su işleri yetkililerini de yapacak çok fazla. Durum meydanda, su da belli. Yani bunun paylaşı, su azaldıkça kayıp da çoğalıyor. Yani burada artık... Bu yıl bir sınav yılı mı? Evet, afet ilan edilmesi evet. lazım. Söke'deki çiftçimiz mağdursa onların mağduriyetinin giderilmesi lazım. Aydın'dakinin giderilmesi lazım. Devlet su işleri yetkilileri arkadaşlar da yazık burada. Bakın sıcak 40 derecede buralarda işte kontrol yapıyorlar, dolaşıyorlar. Jandarmamız dolaşıyor, biz dolaşıyoruz. Yani bu işin çözümü de bu değil. Evet. Bu bir şekilde. Bir an önce ilçe tarım müdürlükleri, il tarım müdürlükleri tarlalara giderek zarar tespitini yapsınlar şimdi yazıyor. Sí.
Yaşıklı iş çekiyorsun özellikle. Oraya. Değerli izleyiciler, 22 Temmuz seçimleri öncesi gelmiştik Didim'e. İlaçlar artık yavaş yavaş boşalıyordu ki burada turizmcilerle yaptığımız röportajlarda seçim bekliyoruz, seçimden sonra büyük bir hareketlilik bekliyoruz demişlerdi. Yine tabii ki burada esnaf tutar ne yaptığını turizmin. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim sonrası bir hareketlilik başlar dendi ama... Kesinlikle öyle oldu, evet. Yani seçimden sonra güzel bir hareket var zaten gördüğünüz gibi. Evet. Eski istikrarı yakalamış vaziyette. Katladı mı yani? 22 Temmuz öncesi kalabalığı katladı. Sonrasını katladı. Evet. Ne kadar gider? Ağustos'un herhalde sonuna Ağustos kadar. Ağustos 25 gün falan gider diyor. Evet. Ama turizmciler memnun olsun. Çünkü büyük yatırımlar yapılıyor. Sizler de diyorsunuz ki hareketlilik başladı. İç turizme hizmet veriyor dediğimiz özellikle. Gelenler var mı? Yabancı turistler. Seçimlerden sonra bayağı bir gelişme var. En iyi potansiyelde. İçişler özgürlüğünüz başladı. Hareketli. Evet, hareketli. Hayırlı olsun. Sağ olun. Değerli izleyiciler, 22 Temmuz seçimleri öncesi Didim'e gelmiş ve Didim'de turizmcilerle, işletmecilerle röportaj yapmıştık. İşler durgun, iş turizm maalesef tavan yapmış durumda demişlerdi ama seçimlerden sonra turizm, iş turizm tavan yapmışa benziyor. İşte Didim'in dünyaca ünlü altın kum plajları hemen hemen tamamen dolu ve esnaf da değerli izleyiciler memnun gelişmelerden. Hakikaten seçim öncesi kalabalığı katladık diyorlar. Turizm adına tabii ki sevindirici bir gelişme bu. Hırsızlık olaylarına karşı duyarlı davranalım. Eşyalarımızı yalnız bırakıp denize girmeyelim. Şu anda denizde ve plajda kaç kişi vardır? 7-8 bin civarı. 8 bin kişi. Tabii ki böyle olaylarda hırsızlık da meydana geliyor ama siz sürekli uyarıyorsunuz. Sürekli uyarıyoruz. Buna rağmen oluyor mu? Buna rağmen daha fazla oluyor. Millet yani ne kadar anonsa fazla koyup dikkatsiz davranıyor. Toplumlarda yani toplu gelen kişilerde daha çok oluyor mesela. Toplu geliyor, toplu giriyorlar yerine. Eşyalar da sahipsiz kalıyor. Ve gençler genç olduğundan dolayı bir iki saatte uğramıyor eşyaların başına ve döndüklerinde maalesef bazen eşyalarını dahi bulamıyorlar. Ya o hepsi gidiyor. Yani hepsi gitmiş oluyor abi. Cep telefonu çalındığını öğrendik. Biraz önce mesela 4 tane arkadaşım cep telefonu, işte dijital fotoğraf makinesi, işte 1-200 milyon paraları falan gitmiş. Evet. Değerli izleyiciler, hakikaten 8 bin kişi az bir rakam değil. Altınkum plajı dünyaca ünlü ve tercih tabii ki, birinci tercih. Ama buradan uyarı yapılmasına rağmen hırsızlık olaylarının başına geçilemiyor diyor. Ki vatandaşlar buraya grupla geliyorsa bir kişi beklesin, nöbet tutsun. Mutlaka. Yani bizim uyarımız zaten hep bu konu üzerine. Evet. Yani iki kişi bile gelsin, biri gitsin, biri kalsın. Aha.